sen katılıyor musun? Denge mi yoksa başka bir şeyi körükler mi? Yani bir hani 3. E, Dünya Savaşı endişesiz endişesiyle getiriliyor diğer yandan. dengeyi mi getirecek? 3. Dünya Savaşı tehlikesinin beraberinde getirecek. De dehşet geçecek? dengesi. <laughs> dehşet yani dengesi. denge ama dehşet dengesi. Bak e, O bir teori biliyorsun. Ha. Meksika evet. e, şey neydi? Çıkmazı. Çıkmazı ile birlikte kullanılır. Evet, şimdi... Onun için dehşet dengesinde ama aslında herkesin bulunduğu pozisyonu koruması gerekir. Aynen öyle. Bir, Hı -hı. bir milim oynadığı anda iş bitiyor. Şimdi Hakan Fidan e, İsviçrede e, Bergeş'taydı galiba. Orada bir zirvede yaptığı bir konuşmada iki tane çok temel şey dikkat çekiyor. Bir tanesi diyor ki, rusya Ukrayna Savaşı devam ettiğinde diyor, yayılma riski var diyor. Evet. Ama ikinci dikkat çektiği çok önemli tam da o dediğimiz bu denge bozulduğu anda diyor konvansiyonel değil diyor nükleer bir savaşa doğru gidecek ki kimse önüne alamaz. Kitle imha silahlarına doğru diyor. kitle imha diye. evet. Dolayısıyla böyle bir risk var sevgili Hande. Yani o meclise çıkmaz diyor herkes kafasına namlu tutuyor. Evet. A, kimin öleceğini kestiremiyoruz yani. Ama herkes pozisyonu korsa problem yok. Şimdi burada herkes problemini ne kadar koruyacak onun cevabı yok bizde. Çünkü Putin diyor ki beni çevrelemeye devam ederseniz ben size bunu gösteririm diyor. Ne yapıyor? Şimdi Çin Rusya dengesini genişletiyor. Hattı genişletiyor. Bağlaştıkları genişletiyor. Aslında şöyle belki saymak lazım. Kore'ye katıyor, kuru... Vietnam'ı katıyor. Tabii ama yani bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Ukrayna'ya verdiği silahın kapasitesini, miktarını ve sayısını artırdı. Aynen öyle. Olan sonra Artı, kullanım Rusya alanını Rus topraklarını Rusya vurma toprak e, izni verdi. Tamam. Ee, şimdi bu ikisi bir aradayken diğer taraftan tabi e, Rusya'nın ticari, bankacılık ve benzeri ilişkilerini tamamen ket vurdu Kesiyor. dünyada, ha. kesti. E, tüm bunlarla birlikte Rusya'yı sıkıştırmaya çalışıyor çok ciddi şekilde. Aynen öyle. Rusya da bu arada diyor ki hayır ben bu savaşı kazanacağım. Bravo. Bir yandan da ne yapıyor? Letonya, Estonya, Litvanya, Polonya orada tek bir güvenlik hattı, savunma hattı kurmaya çalışıyor. Oraya silah yığını, yığını yap, yığınağı yapacak. Peki Putin nereden nefes alıyor? Bir tek Belarus. Geri kalan adam okusun senesi Buna izin verir mi? Kırım'ı niye aldı? Kırım'ı Ukrayna üzerinde kapattınız. Şimdi dolayısıyla eğer siz bunu daha, devam, ederseniz iş başka bir yere doğru gidiyor. Ama ilk hamleyi kim yapacak? Bunun cevabını bilmiyoruz. Bu ilk hamleye bağlı. Belki o ilk hamle sonuç itibariyle ben dünyada en az yani liderlerin herhalde istemezler diye düşünmek istiyorum. Ee, bir nükleer savaş, dünya, üçüncü dünya savaşı aklı başındaki hiç kimse istemez. i̇stemez. Yani i̇nşallah evet. e, bunu hiçbir demez Ama işte kontrolden şöyle çıkar. Şimdi Fransa ve Almanya bir yere kışkırttı ya. İşte Rusya'ya gireriz dalarız. Ne dedi Peskov? Sıkışsa deneyin dedi ya, <laughs> sıkışsa deneyin. Ondan sonra gelmedi devamı. Hı hı. İşte o eğer deneselerdi, yani Rusya misliyle cevap verecek çok belli. Sıkışsa deneyin dedi, şöyle Altan şey demedi. Şimdi bakın, yani yapmayın etmeyin ya, değil, sıkışsa deneyin dedi. Yoruday 52 kilometrede nükleer denizaltı gitti. Her ne kadar nükleer olmayabilir içinde ama orada tatbikat yapıyor. Bitti. Yani işin boyutları çok farklı Bitti. bir noktaya Bitti. Şeyi hatırla abi. İlk Rusya-Ukrayna savaşı patladığında bunlar dedi ya hani işte eğer Batı hat kurarsa Amerika Rusya nefes alamaz bilmem ne. Ne dedi Lavrov? Azdan az çoktan çok gider dedi. <laughs> yani birden Batı sus pus Bu oldu. O da Erdoğan'ın sözüdür biliyorsun. Tabii yani. Dünyaya armanı bir sürü sözü vardı. Hani <laughs> bunu bir, bir de BRICS konusunda Moskova'da Denemedim bir liste daha. yayınlandığına ilişkin bazı bilgiler geliyor da tam doğrulatamadım. 22 ülkeye çıkıyor BRICS üye sayısı. Hmm. Listemin ee, içinde Türkiye de var galiba. Türkiye'de de konmuş 22 ülkenin içine diye evet. bir Yok, bilgi evet. var. Değil Türkiye ama gözlemci Gözlemci ama Türkiye BRICS'ine girmesi çok isteniyor onu biliyorum. İşte yani e, hatta Türkiye'nin de bir hazırlığı vardı ama şimdi son Durum itibariyle o konuda yorum yapamayacağım. Evet, yani bilmiyorum öyle bir liste çıktı Sadece gözlemcilikten galiba. de farklı o, bir şey olabilir, olabilir mi diye. Olabilir evet. diye iki hafta öncesinde Ankara'da konuşuluyordu ama bu iki haftada bazı dengeler değişe, değişmiş de olabilir. Evet. Hakan Bey Çin'de mi söyledi onu? BRICS'i düşünebiliriz. Evet, evet evet. Hem Moskova'da Putin de dedi ki Türkiye'ye yardım edebiliriz diye. Bu evet. arada. Moskova görüşmesinden de e, yani çok başarılı geçtiğine ilişkin evet, bilgiler evet. geliyor. Bence Çin görüşmeleri başarılı. de başarılı. Fakat e, Hakan Bey e ciddi bir sabotaj yapanlar da bence yok değil. Sayın Bakanım söyledi e, ciddi bir sabotaj yani şey, de var. Yani ba batı eksenli takım odakların süreci sabote etmeye dönük hamlesi. Batı evet. Deli değil di içinden. <laughs> Gayet Batı Aksel'le aynı zamanda burada da destekçisi ya olan. Ya böyle şey. Hayır, var. Batı Aksel bizde de içimizde var. Nasıl tabii, AK tabii, Parti'deki var. tartışmayı var. konuşuyor Sayın ama Bahçeli diyor var. ki İsmet suyu sulandı. Daha bura... hay de bilirsin. Devlet bazen uyuyor numarası da yapar. Yani kim hangi hamleyi yapacak? Kim ayak kaydırmaya çalışacak? Belki de izleniyor yani süreç. Hayır, anlıyorum. Hakan musun? Bey de dünün şey değil yani. Hayır, şöyle... Yıllarca istihbaratta çok ciddi. Ma, ma hayır. O, o başka Hakan, bir şey. Hakan, Hakan Bey e yapılıyor da oldu bitirer karşılaşıyor. Şimdi hayır. benim yatmadan kaç bardak su içtiğimi bile adam onu <laughs> mu <laughs> şöyle düşünün. Şimdi bunlar <gülüyor> uluslararası <gülüyor> ilişkilerde. Şimdi siz diyelim ki Çin'e gidiyorsanız, Moskova'ya gidiyorsanız, birileri sabotaj yapıyorsa, o şöyle algılanmaz ya Hakan Bey sabotaj e yapılıyor diye algılanmaz. Hmm, Türkiye yok? Yo. şöyle yani şöyle var. ama bu ıı, Türk, abi daha iyi bilirsin. Yani 100 yıllık cumhuriyet tarihimizde hatta Osmanlı'dan bu yana bu kavga var da özellikle cumhuriyet tarihi boyunca bir doğu batı ekseni çekişmesi devlet içinde hep olmuştur. İllaki. Bizim sol harekette de olmuştur NATO mesela. Natocular, Avrasyacılar. Şimdi yavaş mesela sol yavaş sol harekette bile denge politikası hocam yani dengede Abi zorlanmaya sonra... başlıyor dünya Mes da zorlanmaya başlıyor ha. Türkiye kendi içinde de zorlanıyor. Mesela başlıyor. bizim sol hareketlerde bile hani böyle Moskova, Pekin eksenli bilmem ne sonra euro komünistler diye bir, bir şey uydurdular. Avrupa Dediler de ki Batı solu bu. Evet. Avrupa solu diye. Orada bile başladı. Yani en olmayacak yer sosyalist harekette bile Batı Doğu ekseni tartışması başlattı. Dolayısıyla Hani bu bizim Hocam, Irak var. Partisi'nin milletvekili ama. veyahut da temsilcisi işgalden sonra hükümete girdi. Ha. Amerika. İşte <laughs> onu diyorum abi. Yani, yani, onun için o ayrı var, bir şey. Yani. Var. Hiç, hiç itirazım yok. <laughs> ama ben Türkiye'nin Amerikan komünistleri var. Şöyle de. abi, ben Türkiye'nin hani bazı kaygılar taşımakla birlikte onu da koyayım. Yani nedir o kaygı diyeceksin. Böyle çok kritik bir noktaya geldiğinde bizi tercihe zorlanması. E herhalde e iki zaten tarafta Türkiye tercüze zorlamaya çalışıyor. Daral, Daralda dediğimiz o olduğumuz için o tercih zorlanmak kısmına bakara genç şimdi denge politikasını sona geliyor. Fena gitmiyor ama denge. Ama bak bu ama nereye kadar gider ben cevabı yok bu, bende. Bu yorumları yaparken bir şey dikkat etmek lazım. Sırbistan başbakanının yaptığı açıklama. Bu için. Tabii. Evet, doğru, yani doğru, yani. yani bu yaptığı açıklama e, böyle bir tesadüfen değil. Rusya'nın bir Rusya'nın bir, açık Rusya bir aya diyor. Rusya'nın bir tepki çıkışının seslendirilmesidir. Ee, Sayın Bakan şöyle haklı. Ee, benzer görüş bildiğimiz kadarıyla Rusya'da da var. Yani şöyle bir görüş var. Ee, tabii ki Rusya bir nükleer savaş istemediğini ifade ediyor ya da 3. Dünya Savaşı ama e, Kasım ayına kadar çok zor bir dönemden ...geçireceğini... ...çok Orman zor diyor. bir dönemden geçirmekte olduğunu... ...bu kapsamda da... E, ...herkesin ona göre... ...dikkatli olması gerektiğini... ...ifade ediyor. Her tabii an her şey... ...olabilir doğru, doğru. gibi bir... E, ...onların da bir endişesi var. Yani sonuç itibariyle aslında baktığınızda... E, ...tabii ki belki bundan en çok... ...Rusya ve Ukrayna etkileniyor. E, Filistin... ...yani Gazze etkileniyor. Tabii ki İsrail de etkileniyor... Ama diğer taraftan işte ne bileyim e, Çin'de ya da işte başka yerdeki çatışmalarda çatışmalardaki insanlar etkileniyor ama üçüncü dünya savaşı ya da nükleer savaş dediğiniz şey bütün dünya genelindeki tüm insanları doğrudan etkileyecek evet. ve kesinlikle aslında dünya halklarının topluca söz konusu liderlerin artık bu hırslarına herhangi lider olursa olsun dur demesi gereken noktaya geldi. Eyvallah. Bir i̇çin de itirazım. saflaşma artık ya bu zaten... Putin'i konuşuyoruz ve saflaşma artık bakın yeni bir boyuta geçiyor. Yeni bir dönem diye tabii. Yeni bir döneme yok. geçiyor. Ben, ben, hayır politik olarak hiçbir itirazım yok. Politik eksende evet doğru. Ben sadece bu için biraz böyle aceleci buldum. Hani diyor ki buğday ve gıdayı stoklamaya başladık. Şöyle. Yani sanki, şöyle. şöyle yani kaçılmaz bir sonmuş gibi. Nedense bir tek o söylemiyor işte bunu bu kasım ayına kadar ya yani Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi o başkanlık seçiminde ne olacak sonuca Amerika tamam diyecek mi derin devleti Hayır. yoksa o sonucu mu değiştirecek mi Trump engellenecek Bak, mi engellenmeyecek Trump engellenip mi? engellenmeyecek mi tüm bunlar tüm bunlar ve belki Değil de ses. Trump daha seçime gelmeden belki de bir şeyler halledilmeye Bak, çalışılacak başka... Tüm bunlar nedeniyle aslına bakarsan, bu arada Balkanlar da çok rahat diken ve mutlu değil. ama, değil. Ama... Ondan sonra yani dünyanın çeşitli noktalarına bir çatışmalar görüyoruz, bir her an çatışma olabilecek diken üzerindeki noktalar görüyoruz, ee, kullanılan bir takım terör örgütleri vesaire vesaire görüyoruz, ee, aşırı bir dezenformasyon görüyoruz, evet. Amerika'nın bazı ülkeler için kullandığı Böl yönet politikasının şimdi nedense Asya için de kullanılmaya başlandığını görüyoruz Amerika tarafından. Bir ekonomik tedbirler evet. yani bir, bir de alınıyor. Rusya hiç olmadığı kadar bir altın al, al alıyor. Çin'de, Çin'de Türkiye'de Çin'de, aynı şekilde. Dünyada altının yükselmesi yani, nedeni Rusya ve Çin'in altına olan talebi esas olarak. De, son 100 yılda bir hazırlık yapılıyor gibi bir durum var evet. yani ortada. Ama, bu arada Türkiye'de ya? de boş durmuyor yani. Türkiye son 100 yılda almadığı kadar altını son 20 yılda stokladı. Bu arada döviz yani. rezervini altına kaydırıyor. Bu, bu arada en erken tahıl stoklayan Hindistan. Beyler altın almıyor Türkiye. 2 yıl önce stoklama başladı Eskiden stoklamaya. %5 alıyordu Türkiye'den çıkan altından. Şimdi sonra hani bu FETÖ'cüler alınca iki buçuğa düşürüldü. Bütün madenlerden. Hayır hayır döviz rezervi nedir? Döviz, rezervi. döviz rezervi. Şey, önemli. Altın Önemliydi. rezervi döviz rezervi bizim değildi. Ben hiçbir zaman rezervden hayır, hayır, altın rezervi altın mesela Çin de altına kaydı. Ama biz rezervi altına kaydırmıyoruz. Hayır. Kendi altınımız bu. Şöyle yani Bakan yani, aslında mesela altın değil burada. Mesela daha çok şu. E, sanki e, yani e, erken bir açıklama mı dedi ama ee, en huzurlu görünen bölgelerde bile bir huzursuzluk var. Ee, Avrupa her ne kadar şu an e, Amerika ile hareket ediyor gibi görünse de Avrupa halkları e, da kendi içlerinde bir huzursuzluk var. Bir yani sene sonra ne olacak? Avrupa'da e, bir dünya savaşı insanları siz mesela yoldaki vatandaşımız 3. Dünya Savaşı'nı ister misiniz diye sorduğunda ister mi? Ama İngiltere'deki bir vatandaş bir... Kurku'da başlıyor. Ama bakın, İster Ukrayna, mi? Ukrayna Kimse istemez yapılan, böyle bir şey. Bu arada ilgili yapılan bir yapılan... vereyim. Merkez Bankası'nın raporu bu. Sayın Bakan yok öyle bir şey diyorsunuz ama. Ee, 2000 yılında e, 80 tonun altında olan altın rezervi şu anda 700 ton civarında. Yani bu sevgili yani Bu arkadaşım, benim söylediğim bir şey değil. Sevgili arkadaşım. Anadolu Ajansı'nın raporu ve... arkadaşım bonka. sen Anadolu Ajansı'nı öğreniyorsun. Anadolu Ajansı da benden öğrendi. Tamam. Neden yani, ben öğrendi? De, ben o zaman... Döviz rezervimizi, altı rezervimizi İngiltereden taşıdığımız hikayesini anlatınca Merkez Bankası o güne kadar bu açıklamayı yapmıyordu. O karar verildiğinde Açıklam Berat Bey açıklandı. Açık Berat Bey İngiltereden getirdi. Baya büyük Bey. Bu olaylar oldu. Hiçbir hiç olay olmadı. Efendim? Hiçbir olay olmadı. Kim olay oldu? Yani şey yani. Altınların Gündeme geldiğinden, bu, altınların o, o, geldiğinden alışıldık bir şey değil. Normalde bak, bak, takarlar banklar, banklar. Hayır hayır. Bakın işte böyle saptı şeylere kapılmayın. Zaten konu değil. da bu değil. Zaten konu o, altın rezervinin nasıl altın edici bizim edici değil Türkiye'de değil ama. bilin diye söylüyorum. Altın Türkiye'de bizim öz rezervimiz. Esas rezerv altındır. Hı. Ve bizim altın almamıza gerek yok Merkez Bankası olarak. Türkiye'de çıkarılan altının, bütün madenlerin yüzde beşiydi eskiden sonra kanun değişti 2011'li yıllarda. Yüzde iki buçuğu Hazineye verilir, hazine de bunu merkez bankasında paraya dönüştürür ve merkez bankasında birikir. Ama burada önemli başka bir şey var. Hani bu İsviçre'de Ukrayna için toplantı yapıldı ya. Hı hı. O toplantıda deniyor ki Rusya niye yok? Rusya neden yok? Rusya'nın kendisi gelmedi. Rusya kendi koşullarını söyledi. Dedi ki Ukrayna NATO'ya girmeyecek ve benim davet şu anda edilmedi, aldığım davetle davet edilmedi oraya. Hayır, hayır. hayır i̇yi Dışarı bakın Bakan, var 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 var. Rusya Dışişleri Bakanı davet etti. Bakın işte herkes herkes kadarıyla. bu bilgiyi söylüyor ondan sonra kapatıyor. Davet edildiği halde dedi ki NATO'ya girmeyecek Ukrayna. Hayır, Rusya katılmadığı için diğerleri de Rusya katılmıyorsa Aa, biz niye geleceğiz? Hayır hayır öyle yani. herkes geldi şimdi bak hemen tamam, ama ya ben Rusya'yı sonra... savunacak şey anlatıyorum. Hayır, bu bilgiyle Rusya'nın aleyhinde çatıyorum. Diyorum ki bak Rusya davet edildi. Rusya koşullarını söyledi bu davetten önce. Dedi ki Donetsk ve o aldığı diğer Luang. bölgelerden Ukrayna çekilecek ve Ukrayna NATO'ya girmeyecek. O şartlar kabul edilmeyince ben katılmıyorum dedim. Bir de Kırım kaldı. Bu sefer katılan ülkelerden, ha, oy birliğiyle çıkmadı bildiri. 8 ülke imzalamadı, muhalefet, muhalefet etti. Ve bu ülkelerden bir tanesi çok önemlidir. Suudi Arabistan. Neden evet. Arabistan önemli? Bir ülkeleri de kabul etti. Bir ülkeleri de Birix. kabul etti. Abi ettim. 8 ülke, 8 ülke. O He. 2 3'ü geri çekti sonra ee, 77'ye düştü. Abi 8 ülke kabul etti. 160 ettim. ülke davet etti. davet önemli değil. Katıldığı 60. halde imzalamayanları söylüyorum. Sen orada kaldı Katıldı 8 ülke, katıldığı halde imzalamadı. NATO şey Rusya yok. Hayır diye. sonra 3'ü daha oldu diyorum. Sayın Bakanım çekildiler bir kısmı. Bizi yanlış bilgilendirdi. Abi şimdi geç onları. 8 tane ülke katıldığı halde imzalamadı diyorum. Bak önemli olan o Katıldığı halde anladım diyorum ben daha da arttı demeye Ama katısın. önemli Hıray, değil o. 11 e çıktı 8 diyor. ülke evet. bu 8 ülke içinde geri kalan Uruguay falan önemli değil. Önemli olan Su Suudi, Arabis Su Suudi Arabistan'dır. Neden önemli? Çünkü bu yıl Suudi Arabistan'ın 1974 yılında önderlik ettiği petrol satışları ilgili Euro dolar şey petrol dolar e anlaşması sona erdi ve bu petrol dolar anlaşması daha imzalanmadı. Bu bir İX'in önemi burada önemli. Şeyin Çin'in e, e, parasının evet. e, rezerv Çok para olması önemli. Kaldım. Yani ben bakın bir yere takılıp hani bir ülke şeyi değil. Dünyayı ilgilendiren bir Bu arada bir, Rusya davet ya, edilmedi. Ya, ya, Çin gelmedi kesin bilgi. Tabii canım. <laughs> Edilmedi mi? Ee, Edilmedi şöyle. ben de öyle hatırlıyorum. Ama Şimdi Hakan bakıyorum. Bey keşke Rusya Dışişleri yok Bakanı'nda yok. burada olsaydı diye başladı. Hayır başladı ama katılmadı. Ya, davet şartları davet işte. Şartları ha. yerine getirilmediği için katılmadı. E, ete, yani evet. Şartları yerine getirilmedi. Ama davet yok. Şimdi son 5 dakika ne kusura var? bakmayın. E, hepinizin bir dakikalığına sözünü keseceğim çünkü... Bugün çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ee, İran PKK'ya drone mu veriyor? Hatta 50 drone verdiği iddia edildi. Ee, güvenlik kaynakları hem de e, yani Türkiye'nin tek güvenlik kaynağı değil, pek çok güvenlik kaynağı aynı tespiti yaptı. Bir defa efendim bir şunun altını çizelim. Ve İran'ın 50 drone ya da drone verdiğine dair Türkiye'nin elinde herhangi bir bilgi bulunmuyor bir e, ispat da bulunmuyor. E, ancak şunu söyleyelim. E, Genel çeşitli güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre e, PKK, PYD, YPG e, zaten en büyük destek, destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Zaman zaman İran'la da tabii ki bu konuda karşı karşıya Türkiye'nin geldiği oluyor. Özellikle girişler, sız, sızma harekatları gibi konularda. Ama 50 drone ile ilgili ya da drone ile ilgili bir tespit yok. Bu arada PKK terör örgütünün elinde drone tam anlamıyla drone bulunduğuna dair de bir tespit yok. E, i̇nternetten alıp genelde patlayıcı kameraya ve benzeri yerleştiriyorlar. Çünkü Suriye'nin kuzeyinde son dönemde yaptıkları bir takım ARGE merkezleri vardı. Bunlar da hava harekatlarıyla çoğu ortadan kaldırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aslında bunlara toplama drone deniyor. Bunların hiçbiri de bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'ye zarar vermedi. Çoğu düşürüldü zaten gürültülü çalışıyorlar. Türkiye'nin anti drone sistemi var ve bir de korkutları var. Dolayısıyla bunun altını çizmek lazım. Aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. E, malzemeleri çeşitli ülkelerden topluyorlar. İnternetten de alıp çeşitli ülkelerden topluyorlar. Terör örgütü özellikle bu konuda e, şu ülke ya da bu ülke e, tam anlamıyla veriyor gibi bir iz de bırakmak istemiyor. Edildiğimiz bilgiler çerçevesinde bunları söyleyebiliriz. Kısacası e, Türk güvenlik birimlerinin elinde somut bir bilgi bulunmuyor. İran'a dair e, kamikaze son dönemde e, küçük dronlar yaptılar ama bu kamikaze dronlar da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Zaman zaman e, bazı e, dezenformasyon bilgileri ortaya çıkabiliyor. E, aslında tam da söylemeye çalıştığımız belki buydu. Son dönemde e, dünyadaki değişen yeni durum, e, yeni dengeler, e, bölgesel ya da küresel ee, bazı e, spekülasyonlarla ilişkileri farklı noktaya getirme amacına da e, neden olabiliyor? isteyerek ya da istemeyerek dolayısıyla hakikaten zor bir dönemden geçiliyor. Bu konuda bir iki kelime etmek ister misin? Yani şimdi ısrarla bu İran meselesi çok karşımıza çıkıyor. Bu drone meselesi hakikaten İran var, böyle bir Türkiye'den, şey. Var Türkiye'nin İran'a bazı sorunları Hayır, var bu arada. Başka bir şey söyleyeyim. Yani böyle bir drone verdiği zaman yapılacak. İki dakikanmış. Ha, yapılacak iş bellidir. Ne yaparsınız? Birinci olarak İran Büyükelçisi'ni çağırırsınız Hı, -hı. Gerekli uyarı yaparsınız. Böyle bir şey var mı? Yok. Peki İranlara sorduk mesela bugün. İranlar da diyorlar ki ya biz de haberlere şaşkınız. Tahran'dakilerle de konuştuk. Ya ne diyorsunuz böyle iddialar var. Biz diyorlar şaşırıyoruz. Bizim aramızda bir sürü mekanizma var. Eğer böyle bir iddia belge bilgi varsa bu toplantılara getirilir ve orada gün bu şu ana kadar böyle bir toplantılara getirilmiş bir konu yok diyorlar. Senin de verdiğin bilgiler yani burada bir doğru olmayan bilgiler var. Bir dezenformasyon var. Bence önemli olan amacı ne? Yoksa Beraber yapılacak bazı işleri engellemeye mi çalışıyorlar? Özellikle de Suriye'nin doğusundaki seçimler meselesi İran'da bu konuda tavrını Türk yetkililere resmi olarak iletmiş. Hatta beraber çalışmak için de e, görüşme talebinde bulunmuşlar. Bu da çok önemli bir Efem, Efendim sonuna geldik. Hepinize çok çok teşekkür Sağ ediyorum. Olsun. Sevgili izleyiciler çok teşekkürler. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle.